Sevgili çocuklar, bir matematik dersine daha birlikteyiz. Dersimizin konu başlığı doğru ve ışını tanıyalım. Evet, matematik ders kitabı sayfa 219, 18 ve 19'u birlikte çalışacağız. Evet, konu başlığımıza döndük. Ben de hazırlıklarımı yaptım elimde. Ne diyor? Aşağıdaki kalem görsellerini inceleyiniz. Mavi kalem var. Bir ucu açılmış. Pembe kalem var. Evet, bende de mavi kalem var. Bir ucu açılmış. Pembe kalem var. İki ucu açılmış. Ben de sizler için hazırladım pembe kalemimi. İki ucu açılmış. Daha sonrasında yeşil ve turuncu renkli kalemler var. Bir uçları açılmış. Ben de onlara hazırladım. Evet, şimdi dersimize başlıyoruz. Seda, mavi kalemin bir ucunu, pembe kalemin ise iki ucunu açtı. Kalemlerin açık uçlarının, sınırsız uzadığını düşündü. Evet. Öyleyse kalemlerin açık uçlarının sınırsız uzadığını düşünecek olursa, düşünecek olursak, mavi kalemin bir ucunun sınırsız olduğunu, uzadığını, pembe kalemin iki ucunun sınırsız uzadığını düşünebilir miyiz? Evet. Dönüyoruz. Mavi kalemle evet, yeşil kalem ile turuncu kalemin arkalarını birleştirerek sırasının üzerine koydum. Ben sıranın üzerine koymayacağım. Elime alacağım. Uçlarını birleştireceğim. Şöyle sizin için uçlarını birleştireceğim. Uçlarını bir noktada birleştiriyorum. Bir açıklık oldu değil mi? Yeşil kalemle turuncu kalemin arkalarını birleştirerek sırasının üzerine koydu dedik. Evet. Şimdi mavi kalemle pembe kalemin açık uçlarının sınırsız uzadığı düşünüldüğünde oluşan modeller arasında nasıl bir fark vardır tartıştınız. Biraz önce biz bu soruyu cevaplandırdık. Öyleyse dedik, mavi kalem bir yönde bir ucu sınırsız uzayabilir. Tek ucu açık olduğu için. Ama pembe kalemimin iki ucu da açık olduğu için iki ucu da sınırsız uzayabilir. Yeşil ve turuncu kalemlerin oluşturduğu modelde kalemler arasındaki açıklık olarak ne ifade edilebilir? Evet, bir açıklık var. Bir açıklık söylüyoruz zaten. Bir açıklık var. Açıklık var. Bakın istediğim gibi yapabiliyorum açıklığı. Genişletip daraltabiliyorum. Hatta şöyle bile dip dibe bile tutabilirim. Burada da bir açıklık olmuş olur. Dolayısıyla bizim şurada bir kelimemiz oluşacak. Bir kelimemiz böyle bir hecesin. Açıklığa biz açı diyoruz. Açıklığın adına biz açı diyoruz. Peki devam ediyoruz. Şimdi gelelim bizden ne istemiş etkinlik olarak birlikte yapalım demiş. Makasınızı alın demiş. Makasımızı aldık. Kağıdın üzerine koyun demiş. Makasınızın bıçaklarının iç tarafını çizelim. Çizdiğimiz şeklin arasında kalan açıklık nasıl adlandırılabilir? Evet, ben alıyorum sevgili çocuklar. Siyah kalemimi de alıyorum. Şu tahtamın üzerinde kalemlerimi bırakarak bu açıklığı sizin görmeniz için çiziyorum. İki keskin yüzünün arasındaki açıklık.
bir aralık oluştu. Bir açı oluşmuş oldu. Peki bu başka nerelerde var diyor, bir açıklık nerelerde var? Evet, ben şimdi size en güzel örneği yapıyorum. Kitabımı aldım. Şu şekilde açıyorum. İşte size iki bölüm arasındaki açıklık. İstersem daraltabilirim bunu. Bakın başlangıç noktası. İstersem daraltabilirim. İstersem dik tutabilirim. İstersem daha geniş bir şekilde. Tabii elimde tuttuğum için şurasında bir yuvarlanma oluyor. Veya şu sayfasını şöyle açayım. Tabii. Evet, elime koyuyorum. Sıra olarak düşününüz elimi. Evet. Bir çalışma kağıdımızdan görecek olursak, bakın, kapının aralığı, pencerelerimizin köşesi, masanın altındaki köşe, iskemlenin altındaki açıklık. Demin defterimizi yaptık. Evet, kalem kutusunu tümdeneceğiz. Akrep ve yelkovanın arasındaki açıklığı, bize sorulan kitabımızdaki açıklıklara örnek olarak verebiliriz. Dönelim şimdi kitabımıza. 218'i çalıştık. Gelelim 219. sayfaya. Ne diyor? Doğruyu tasvir edelim, tanımlayalım. Gözlerimizi kapattığımız zaman birisi bize anlattığında biz onu çizebilelim diyor. Ve ne yapmış? 3 tane fotoğraf var. 1. Tren rayları. 2. Elektrik telleri. 3. Bir halatı vermiş. İki uçtan sınırsız uzayabilir diye. Demin bizim örnek verdiğimiz bu pembe kalemimizdeki gibi. Evet. Bir daha okuyoruz. Tren raylarının ve altını çiziyoruz. Tren raylarının, elektrik tellerinin halatın her iki yöne doğru uzayıp gittiğini düşündüğümüzde bu cisimler doğru modelleridir. Ne modelleriymiş? Doğru modelleriymiş. Doğru. Düz çizgi. Düz çizgi ama doğru modelleri. Doğru modeli olmasının nedeni her iki yönden uzayıp gittiği. Doğruyu resimlerde görüldüğü gibi bir çizgi çizerek gösterebiliriz. Doğrunun hangi yönlere uzadığını belirtmek için çizginin uçlarına ok çizmek durumundayız. Ne dedik? Oklar uçların hangi yöne sınırsız uzadığını belirttiği için ok kullanırız dedik. Dolayısıyla doğru her iki yöne uzadığını belirtmek için her iki yöne de doğrunun ok koymamız gerekli. Düz çizginin iki ucuna ok koymamız gerekli. Evet, buranın altını da çizelim. Mavi ile çizelim. Farklı bir renk daima dikkatimizi daha iyi çeker. Evet. Hangi yönleri uzadığını belirtmek için iki yöne de ok çizmek durumundayız. Doğrunun çizgi modelini göstermiş. Bir düz çizgiye iki ucuna ok. Ne demiş tanımlarken? Evet. Yeşilimizi alacağız. Her iki uçtan istenildiği kadar uzatabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru adı verilir. Ne demiş? Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen, her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru adı verilir deniyor. Evet, doğru adı veriliyor. Peki doğrulara örnekler sizler verebilecek misiniz? Evet, vereceksiniz. Yollar, tren raylarını gördük. Evet, bir lastiği de çeksek uzatabiliyoruz. Dolayısıyla
konumuzla ilgili bilgilerimizi bitirdik. Özetine geçiyoruz. Doğru. Haydi tekrarımızı yapıyoruz. Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru adı verilir. Sevgili çocuklar, bu çalışmaları matematik defterlerinize yazmanızı rica edeceğim. Bu çalışmaları defterlerinize yazarsanız hem bilgilerinizi pekiştirmiş olursunuz, hem zaman zaman çalışmalar yaparken tekrar döndüğünüzde elinizde notlar olmuş olur. Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen, başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru adı verilir dedik. Tren rayları, elektrik telleri, yollar doğru modelidir dedik. Peki, doğrunun çizgi modelini çizdik. Bir düz çizgi uzatılabildiğini belirtmek için iki ucuna ok koyduk. Çizgi modeli dedik. Doğru modeli düz çizgi ve her iki yöne ok ile çizilir diye yazdık. Oklar çizginin iki yöne doğru devam ettiğini gösterir dedik. Peki adı var mı bunun? Bir adı var mı? Evet, doğruları adlandırıyoruz. Doğruları adlandırmak dersimizin en önemli bölümlerinden biri. Evet, doğrular küçük harfle isimlendirilir. Bakın, doğrular küçük harfle isimlendirilir. Neyle isimlendirilirmiş doğrularımız? Küçük harfle isimlendiriliyorlar. Ne yapıyoruz? Doğrumuzu çiziyoruz. Doğrumuzun iki ucuna ok koyuyoruz. Hatta üstteki gibi şu kısımlara oklarımızı kırmızıyla koyarsak daha iyi olur. Ve bir ad veriyoruz doğrumuza. Ne doğrusu demişiz? K doğrusu demişiz. Nasıl okuyacağız? K doğrusu biçiminde okuyacağız. Evet. Burada doğru konusunda önemli bilgiler öğrendik. Ne dedik? Düz çizgi iki ucunda oklar var dedik. Sınırsız uzatılabiliyorlar dedik. Her iki yöne bu oklar devam ettiğini anlatıyor dedik. Ve doğruların küçük harfle isimlendirilip K doğrusu biçiminde okunduğunu söyleyerek bilgilerimizi pekiştirdik. Peki, şimdi bu kalemle bu kalem arasında bir fark var. Bunun bir ucu açık, bunun iki ucu açık. İki yönden sınırsız uzatılabiliyor, tek yönden sınırsız uzatılıyor. Biliyor. O zaman bunun bir adı var mı diyoruz. Dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Dersimizin nesine geçiyoruz? İkinci bölümüne geçiyoruz. Dersimizin ikinci bölümüne. Dersimizin ikinci bölümündeki konumuz ışın. Dersimizin ikinci bölümündeki konusu ışın. Işın nedir? İşte ışın. Ben hazırlıklarımı yaptım. Şöyle bir şerit metnimi aldım. Bakıyoruz. Bakın, şerit metremi ne yapabiliyorum? Tek yöne doğru uzatabiliyorum. Bakın, tek yöne doğru uzatabiliyorum. Evet. Deminki modelimizde olduğu gibi ucu açılmış kısım sınırsız uzatılabilen bir. Örgü şişim de var. Örgü şişim de buna örnek. Ama size ben bir tane daha örnek getirdim. Şöyle bir. Evet, bakın. Şimdi makaradan ipi uzatacağım. Tek yöne. Bunlar birer ışın modeli. Bunlar ne modeli? Birer ışın modeli. Neymiş ışın modeli dediğimiz zaman? Cami minaresi, örgü şişi, şerit metre gibi tek bir yönde uzayıp gittiğini düşündüğümüz cisimler ışın modelidir. Işın modeli deyince tek bir yönde uzayıp gidecekler. Tek bir yönde. İster yukarı doğru tutarsam yukarı doğru gidecek. Peki bu tarafa doğru tutarsam hangi tarafa gidecek? Okun olduğu tarafa doğru gidecek. Peki şöyle tuttum. Okun olduğu tarafa doğru gidecek. Okun olduğu tarafa doğru gidecek. Aynı kalemimizde olduğu gibi. Şöyle tuttum.
Şöyle tuttuğum zaman, bakın biri bu tarafa doğru, biri aşağıya doğru. Okun olduğu tarafa doğru gidecek diyoruz. Evet, tek yönde uzama şartı var. Işında tek yönde uzama şartı var. Öyleyse bir yönünü sınırlamamız, uzatamadığımızı ifade etmemiz gerekli. Nasıl şu pembe kalemle iki yöne uzattığımızı açarak ifade ettiysek, turuncu kalemde tek yöne açıyoruz. Yani bir tarafı sınırlı. Asla ve asla ne yapılamıyor? Bundaki gibi uzatılamıyor. Aynı metredeki gibi, şerit metredeki gibi tek yöne uzatılabiliyor. Tek yöne uzatılabiliyor. Evet. Işını nasıl gösterebiliyoruz? Bir yönden sınır, bir yönü sınırlı olması lazım. Ne koymuş? Sınırı belirtmek için sınır koymuş. Sen uzatılamazsın diyor. Uzatılamadığını ortak bir dille, hep matematikte deriz, ifade etmemiz gerekir. Ne koymuş? Nokta koymuş. Ne koymuş sevgili çocuklar? Uzatılamadığını göstermek için ne koymuş? Nokta. Ne koymuş buraya? Nokta koymuş. Nokta koymuş. Bir ucuna ne koymuş? Bir ucuna ne koymuş sevgili çocuklar? Ok koymuş. Işını tanımlamış. Başlangıç noktası belli. Başlangıç noktası belli olan ve bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modeline ışın denir demiş. Başlangıç noktası belli. Bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modeline ışın denir demiş. Şimdi biz bu bilgilerimizi ele alıyoruz. Bu bilgilerimizi ışınla ilgili yazdıklarımızı netleştiriyoruz. Işın, başlangıç noktası belli olan nokta. Başlangıç noktası diyor, belli. Artık uzatılamazsın. Bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen, neyle belirttik onu? Okla belirttik. Çizgi modellerine ışın denir diyoruz. Başlangıç noktası belli, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modellerine ışın denir diyoruz. Şişimizi gösterdik, şerit metremizi gösterdik, makaradan uzatılan ipi hep birlikte gördük. Işının çizgi modelinde başlangıç noktamız nokta ve uzatılabilir kısım okla gösterilmiş. Daha sonraki dönemlerde veya farklı kitaplarda şu şekilde bir çizgiyle de size, ama ok aynı duruyor, noktayı şu şekilde bir çizgiyle de ifade edebilir. Bir de sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Mucit matematik kitabınızda gördüm. Daha sonraki dönemlerde ışını farklı ifade edeceksiniz biliyorum, ama kitabınızda şöyle bir ad vermiş ve demiş ki K ışını, Mucit matematik kitabınızda vermiş. Büyüdüğünüz, şimdi genel anlamda K ışını diye okuyoruz, ama biraz daha üst sınıflarda büyüdüğümüz zaman gösterilme şeklinde özellikli bir yazım olacağını bilmenizi isterim. Evet, ışın modeli düz çizgi ve bir yöne ok ile gösterilir. Düz çizgi, bir yöne ok ve başlangıç noktası. Ok çizginin bir yöne doğru uzayabileceğini gösterir diyerek dersimizi tamamlıyoruz. İyi çalışmalar.